Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftanın en önemli gelişmelerden birini değerlendirmek için karşınızdayız. Hepinizin bildiği gibi bu hafta Başkan Donald Trump'ın yaptığı önemli açıklamalardan bir tanesi, Amerika'da doğan anne babaları, yabancı olan çocukların Amerikan vatandaşı olmamaları gerektiğini, Amerikan vatandaşlığını doğumla elde etmemeleri gerektiği noktasında yaptığı açıklamalar aslında gündemi sarstı diyebiliriz çok ciddi şekilde. Şimdi bu mümkün mü değil mi soruları geliyor bize. Şimdi şöyle bakabiliriz bu olaya. Öncelikle anayasanın 14. maddesindeki belirtilen noktada şu söyleniliyor. Amerika toprakları içinde doğan kişiler ve daha sonradan vatandaşlığı elde eden kişiler Amerikan vatandaşı sayılıyorlar. Orada bir tek soru oluşturan nokta, İngilizcesi subject to jurisdiction thereof dediği, işte sadece çocukların Amerika'da doğmuş olması yeterli değil ve aynı anda bu çocuklar Amerika'nın kurallarına tabiler, yetkilerine tabiler demiş oluyor. Yani aslında kendilerinin yetkileri gereği, yani kural değişiklikleriyle isterseler bu konunun değiştirilebileceğini gündeme getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla eğer bir kararname ile bu değiştirilebilecekse bunu gündeme getirmiş oluyorlar. Şimdi tabii Başkan Trump'ın bu yöndeki açıklamalarını destekleyen kesim ya da kişiler ya da uzmanlar şunu söylüyorlar. Aslında anayasanın 14. maddesinde bu noktada sadece çocukların burada doğmuş olması vatandaşlık verir değil, aynı anda da bu kişiler Amerika'nın yetkilerine de uymak zorundalar ve yetki kanunlarına tabiler noktasını gündeme getiriyorlar ki bununla çocukların sadece burada doğmuş olması Amerikan vatandaşı olacak mutlak bir anayasa maddesi değildir demeye çalışıyorlar. Diğer taraftan da bu görüşte olmayan diğer uzmanlar ya da taraflar da şunu dile getiriyorlar. Diyorlar ki aslında anayasanın bu 14. maddesine göre baktığımızda aslında çok basit bir şekilde Amerika'nın sınırları içinde doğmuş çocuklar Amerikan vatandaşı sahibi oluyorlar. Burada bazı istisnalar olabiliyor. Burada da çok eski önemli davalardan bir tanesi olan Wong Kim Ark davası, 1898 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiş olan davaya örnek veriyorlar. Ve burada da diyorlar ki aslında bütün buradaki anayasal madde Amerika sınırında doğmuş bütün çocuklara Amerikan vatandaşlığı verir. Orada sadece bazı istisnalar vardır. Çocukların işte Amerika'nın istilasına uğramış, işte askerler tarafından istilasına uğrarsa eğer o zaman doğmuş çocuklar ya da işte yabancı diplomatlar ve bazı yabancı gemilerdeki doğan çocuklarla ilgili istisnalar dışında Amerikan vatandaşlığı verilecektir. Çocuklar burada doğduğunda yani doğumla bu hakkı elde edebiliyorlar tartışmasını gündeme getiriyorlar. Şimdi burada aslında asıl önemli olan nokta anayasanın 14. maddesinin gerçekten niyetinin ve oradaki dilin yani açıklamanın ne anlama geldiği noktası ve tabii bunun yanında da bu meşhur Wong Kim Ark davasının bu noktada ne açıklama ya da nasıl bir yöntem sunduğunun önemi ortaya çıkıyor. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Burada görünen nokta şu. Amerika'nın göçmenlik yasaları kişilere Amerikan vatandaşlığını eğer kişiler Amerika'nın sınırları içinde doğarsa bu çocukların herhangi bir ebeveyninin yani anne babasının yasal durumu ya da statüsü vatandaş olup olmamasına bakmadan bu çocuklara vatandaşlık verme durumunu açıklar ve ortaya koyar. Tabi bu da aynen anayasanın 14. maddesi gereği verilen bir haktır. Başkan Trump'ın gündeme getirdiği ve kararnameyle bu hakkı sınırlayacağı açıklamalarının biz çok ciddi yasal problemler çıkaracağını düşünüyoruz. Ve bu şekilde bir kararnameyi eğer imzalarsa karşılığında bu kararnamenin durdurulması için çok ciddi davalar açılacaktır. Ve bu davaların sonunda da aslında bu karar hiç Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden bile durdurulabilecek bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken en ideal şey şu olacaktır. Bu noktada bir değişiklik planlanıyorsa bunu meclise yani kongrenin bu konuda bir karar almaya yasa geçirmesi noktasına adım atması çok daha verimli ve daha mantıklı bir adım olacaktır. Ya da tabii ki anayasanın maddelerinde de bu noktada bir değişiklik yapılma yoluyla ancak bu noktanın çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ben bu noktada. Eğer oldu da bu tarz bir adım geçip çocuklara olan haklar kaldırılacaksa unutmayın bu yasal değişiklikten önce Amerikan vatandaşlığını elde etmiş çocuklar haklarına sahip olacaklardır. Yani o haklarını kaybetmeyeceklerdir. Ama o tip bir değişiklikten sonra doğumu olacak çocuklar bu hakka sahip olmayacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da açıklık getirmek istedik. Çünkü takipçilerimizden gelen bu noktada da sorular var. Ama çok ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Dolayısıyla zamanla bu noktada gerçekten Başkan Trump'ın bir kararname imzalamaya kalkıp kalkmayacağını zamanla göreceğiz. Ve dolayısıyla bu noktada bir gelişme olursa sizlerle detayları tekrar paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz zamanınız için.
Hepinize iyi günler diliyorum.